Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdillahu fela mudille leh, ve men yudlil fela hadiye leh. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَفْرِضَ الزَّكَاةَ اِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقْيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ وَنَتَقَ حَبِيبُ اللّٰهِ فِي مَا قَالَ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Cumanız mübarek olsun muhterem müminler. Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Namazı kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne hayır yaparsanız Allah katında onu bulursunuz. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızı eksiksiz görür. Okuduğum hadisi şerifte ise sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah zekatı ancak mallarınızın kalan kısmını temizlemek için farz kıldı. Aziz müminler, yüce dinimiz İslam'ın emrettiği 5 temel esastan biri de zekattır. Zekat, dinen zengin sayılan bir Müslümanın malının belli bir kısmını yılda bir defa Allah rızası için ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasıdır. Zekat, nimetlerin asıl sahibi olan Yüce Rabbimize karşı şükrümüzün bir göstergesidir. Malımızı Allah yolunda feda etmekten çekinmeyeceğimizin bir ifadesidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu üzere suyun ateşi söndürdüğü gibi zekat da hata ve günahları silip yok etmektedir. Kıymetli Müslümanlar, zekat zengin Müslüman için tercih değil, bir mecburiyettir. Zekat vermek kazancı bereketlendirir, gönle huzur verir, müminin cennet vesilesi olur. Zekat vermemek ise malın bereketini kaçırır, kişiyi cimrilik, hırs ve tamahın esir eder, ahirette de Allah muhafaza elim bir azaba sürükler. Değerli müminler, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Zenginlerin mallarında muhtaç ve yoksulların da hakkı vardır. Evet, zengin bir Müslüman zekatını vermekle aslında ihtiyaç sahiplerinin hakkını vermiş olur. Zekat, müminler arasında sevgi ve güven köprüleri kurar. Yüreklerimizi birleştirir, kardeşliğimizi pekiştirir, birlik ve beraberliğimizi güçlendirir, toplumsal barışa katkı sunar. Aziz Müslümanlar, zekat başta ülkemiz olmak üzere dünyanın dört bir yanına iyilik tohumları ekmektir. Dünyanın neresinde olursa olsun bir lokma ekmeğe, bir yudum suya muhtaç olanlara yardım elimizi uzatmaktır. Zekat, zulme maruz kalmış ve zor şartlar altında hayat mücadelesi veren bütün Müslümanlara ve mağdurlara umut taşımaktır. Zekat,
İslam'ın gönül köprüsüdür. Zekat, zenginle fakiri buluşturan, birbirine bağlayan, sınıf farklılıklarını ortadan kaldıran, kardeşlik bağlarını sağlamlaştıran, manevi değeri üst düzey olan bir ibadettir. Ancak zekatı verirken de çok dikkatli olmak gerekmektedir. İncitmeden, başa kalkmadan, kalpten, canı gönülden, ibadet ruhuyla seve seve ve mükafatını yalnızca Allah'tan bekleyerek vermek gerekmektedir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir gölgenin olmadığı kıyamet gününde Allah'ın özel misafirlerini sayarken sağ elin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli verenleri de müjdelemektedir. Muhterem Müslümanlar, bizler de zulme maruz kalmış ve zor şartlar altında hayat mücadelesi veren bütün mazlumlara, yetimlere ve yoksullara sahip çıkalım ve o kardeşlerimizi bulup zekatlarımızı vermeye gayret edelim. Hutbemi bir ayet mealiyle bitiriyorum. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsınız da Allah onu bilir. Kıymetli müminler, iki duyurumuz var. Birincisi, haliyle Ramazan'ın olmazsa olmazlarından birisi fitre ve zekatlarımız. Kapılarımıza görevli arkadaşlarımız var. Bizim aracılığımızla, Diyanet Vakfı aracılığımızla zekatlarını, fitrelerini ulaştırmak isteyen kardeşlerimiz bizlere müracaat edebilirler. İkinci duyurumuz ise yaz saati uygulaması pazar günü başlıyor. Pazar günü saatler bir saat ileri alınacağından dolayı önümüzdeki hafta cuma günü cuma ezanı normal vaktinde, yani 12.56'da okunacaktır inşallah. Ela inne ahsana'l kelam ve ablagha'n nizam kelamullahil melikil azizil allam kema qala Allahu tebaraka ve teala fil kelam ve iza quri'el kur'an fastemi'u lehu ve ansitu leallekum turhamun. Es'aizu billah, inne'd din 'inda Allahil islam.